Değerli mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Mübarek Ramazan ayına girdik. Tüm İslam alemine, Erebil ülkelerine, tüm Türkiye'ye hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tutulan oruçları kabul etsin. Dualarımızı kabul etsin inşallah. 25 seneden beri geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan iftarlıklarını dağıtmak için hazır bulunuyoruz. Aylardan beri hazırlık yapıyoruz, her zaman olduğu gibi. Ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 kap sıcak yemek göndermek için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu da bütün amacımız, bir elin verdiğin diğer el görmesin noktasında. Bütün yemeklerimizi, menülerimizi daha evvelden hazırlıyoruz. Sefer taslarımızı hazırlıyoruz. Sefer taslarımız aile sayısına göre değişik boyutlarda. Ve bu sefer taslarını doldurduğumuz yemekleri zabıtalar vasıtasıyla ekmeklerin de yanlarına koymak suretiyle sağ uç noktadaki evlere kadar götürüyoruz ve kapı aralığından insanları rencide etmemek için yemeklerimizi veriyoruz. Yani bütün amacımız yemek verdiğimiz aileleri teşvik etmemek, rencide etmemek, bütün gayemiz bu. Bu konuda 20 seneden beri çok başarılı çalışmalar yaptık ve bütün personelimiz de, aşçılarımız, taşıyıcılarımız manevi bir haz içerisinde zevkle bu işi yapıyorlar. Taşımacılık çok zor olmasına rağmen keyifle en ücra noktalara yemekleri ulaştırıyoruz. Şu anda bize yoksullardan 400 aile müracaat etti, yani 1250 kişi müracaat etti. Ama burada siz basın mensupları huzurunda açıkça söylüyorum, bizim tespit edemediğimiz, bize ulaşamayan varsa muhtarlara, o aile, o mahalledeki önderlere sesleniyorum. Lütfen bize bir an evvel bildirin, tespit edemediğimiz ihtiyaç sahiplerini. Her an sayıyı artırmaya hazırız. Yani sayıda, malzemede, yemekte hiçbir problemimiz, hiçbir sıkıntımız yok. Ne kadar talep gelirse o kadar göndermeye hazırız. Bu ihtiyaç sahibi insanların ayaklarına gitmemiz gerektiğine inandığımız için 25 seneden beri bu işi hiç bırakmadık. Aynen devam ediyoruz. Evet, bugün menülerimizde herhalde tas kebabı var, mercimek çorbası var, pilav var. Böyle başlıyoruz. Menülerimiz zengin, her gün değişiyor. Haftada bir defa bunun yanına meyve veya tatlı ilave edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da destek geliyor. Nohut, pilav gibi, yani birçok yardımlar, patates, soğan gibi yardımlar veriyor. Ayrıca vatandaşlarımızın önüne göndermek için tatlı, meyve gibi ekstra yiyecekler göndermek isteyen vatandaşlarımıza açıyoruz. Bu menülerin yanında evlere tatlı, meyve gibi yiyecekler de gönderebiliriz. Buranın hazırlıkları yapıldı. Yanındaki açık salonun da hazırlıkları yapıldı. Bu salonda yaklaşık 1500 kişiye açık havalarda bahçeyi de kullanmak suretiyle yemek vereceğiz. Bu akşamdan itibaren iftar vermeye orada da devam ediyoruz. Bütün Ereğli halkını iftarımıza davet ediyoruz. Gerçekten sosyal yardımlarda öncü belediyeyiz. Her zaman olduğu gibi sosyal yardımlarda öncü olmaya da devam edeceğiz. Son 5 yılda yaklaşık 15 bin aileye yardım yapıldı. Acize yardımı, gıda polisi yardımı, Ramazan ayında sıcak yemek yardımı, sünnet yardımı, kırtasiye yardımı, kıyafet ve ev eşyası yardımı vesaire. Ramazan ayında yaklaşık 5 bin kişiye günlük sıcak yemek yardımı ulaştırıldı. 5 yıl içerisinde 3500 çocuğumuza kırtasiye yardımları yapıldı. Yani kırtasiye yardımında hiç geri kalmadı. 2019 ve 2022 yılında geleneksel Kadir Gecesi ikramlarına toplam 30 kişiye de iftar yaptık. Şimdi hava soğuk olduğu için
açık alanda yapıyoruz ve kapalı alanda iftarımızı veriyoruz. Yemek gelsin, artsın, ertesi gün çocuklarına öğlen yemeğinde yemek yedirsin düşüncesiyle büyük sefer taslarına bol miktarda yemek koyuyoruz. Yani sadece iftar zamanı değil, ertesi gün öğlenliğinde çocuklarına yemek yedirsin diye buna çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Evet, bol etli zaten tas kebap ne olur, etli olur. Afiyet değilsinler. Allah tuttukları oruçları kabul etsin, duaları kabul etsin. Gerçekten kendilerine istiyorum. Hayırsever vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Bize en doğru yardım, hayır, bu belediyeye vasıtasıyla ulaştırılır. O bakımdan bize her türlü yardımlarını ulaştırabilirler. Aynı zamanda patlı, meyve gibi yiyecekler de bize gönderebilirler. Ekstra olarak bunları da vatandaşlarımıza göndermek istiyoruz.